Evet sevgili izleyenlerim, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir sulu boya çalışması yapacağım. Arada böyle değişik videolar tabii ki atacağım ama çoğunluğum yine sulu boyadan yana olacak. Şimdi lafı çok uzatmadan başlıyorum. Basit hem şehir manzarası hem deniz görüntüsü olan bir manzara çizeceğim. Çok hızlıca 3 tane fırçam yanımda. Biri en kalın, biri orta boy, normal kullandığımız. Diğeri ise en ince olan fırçam. Şimdi kollarımı sıvayıp videoma başlayacağım. Yanımda suyum yine aynı şekilde. Sulu boyam Faber-Castell. Bir daha söylemem artık gerek yok biliyorsunuz. Şimdi lafı uzatmadan başlıyorum. Büyük fırçamı alacağım ki daha hızlı yapabileyim. Kağıdımı dik tutuyorum. Her ne hangi kağıt olursa olsun. Ve başlıyorum. Suyuma biraz tırdım ve turuncu rengimden alıyorum. Turuncu rengime birazcık şu koyu pembemden katıyorum. Öncelikle koyu pembemden alsam daha doğru olur yani. Koyu pembemden katıyorum. Yoğun bir şekilde alıyorum koyu pembeyi. Yoğun yoğun. Sonra biraz ıslatıp turuncuma güzelce batırıyorum. Ve batırdım. Biraz daha aldım, batırdım. Açık turuncuma bu arada. Sonra şuradan şöyle bir çizgi çekiyorum. Bakın çizgimin alt tarafa daha yakın bir çizgi çekiyorum. Sonra yukarıları hemen şöyle bir hızlı hızlı doldurmaya başlıyorum. Kalın fırça tercih etmeniz bence sizin açınızdan da önemli. Hem daha çabuk kurumaz ve çabuk yayarsınız renkleri. Hemen beyazımdan da aldırıyorum, alıyorum. Hızlı hızlı bakın. Hemen şu kısma şöyle bir beyazlık girdim. Sonra bakın hiç fırçamı batırmadım. Pembemden alıyorum beyazdan aldıktan sonra. Pembemden aldım. Şuraya pembeyle şöyle bir gölge yapıyorum. Bunlar otomatik zaten kaynaşıyorlar. Neyden dolayı? Çünkü daha kurumadı. Hemen şöyle arasını yine bir kaynaştırayım. Şöyle. Şimdi biraz sarımdan alacağım. Şöyle minicik yine fırçamı batırıp sarımdan alıyorum. Yoğun bir şekilde sarımdan alıyorum. Şu kısma sarı ekliyorum. Şöyle birazcık açıklı olan kısma indirdim sarımı. Hatta şu kısmı da şöyle bir sarılık yapabilirim. Fırçamı şöyle temizliyorum. Şöyle yaptım, yine dağıttım. Şimdi ise şu pembe, koyu pembe rengimle açık mavimi karıştırıyorum. Koyu pembemle açık mavimi karıştırıyorum. Açık mavimden alıp daha doğrusu koyu pembemin üzerine getireyim. Birazcık da minicik suya batırıp İyice sulandırıp fırçamı iyice alayım. Pembe yoğunluklu olacak bu. Biraz da son yine bir mavi alayım. Şimdi şu kısmı komple hemen dolduruyorum bu renkle. Bu mavi ve koyu pembemi karıştırmıştım. Fırçamı iyice yaptım. Minicik suya batırıp şurayı kaynaştıracağım. Ne yapıyorum? Bir aşağı, bir yukarı. Sarımla ikisini kaynaştırıyorum. Aşağı yukarı şekilde. Sonra direkt şöyle aşağı inebilirim. Gayet güzel oldu. Şimdi şu koyu mavimden de alıyorum. Şu koyu mavimden de şuraya şöyle bir ekleme yapabilirim. Birazcık da şu koyu pembemle karıştırabilirim. Birazcık mor elde etmek istiyorum. Şu yanları da gördüğünüz gibi birazcık iki yandan koyulaşmış gibi hafif gösterdim. Şimdi hemen fırçamı batırdım. Sonra yine ne yapıyorum? Şu turuncumu pembemden biraz alıyorum. Yine alıyorum koyu pembemden. Turuncuma karıştırıyorum. Çok pembe değil. Turuncumu kaybetmeden. Tekrar şöyle biraz alayım. Karıştırayım. Yoğun bir şekilde. Bu
alt kısmı komple bu renkle dolduruyorum. Hızlı hızlı. Kalın fırça almanız yine söylüyorum önemli. Bu evrede beyazından alıyorum. Hızlıca aldım beyazından. Beyazımla şöyle hafif deniz görüntüsü veriyorum hemen. Tekrar beyazından yoğun bir şekilde alıyorum. Şöyle hafif hafif deniz görüntüsü veriyorum. Şimdi koyu pembemi alacağım. Şu pembemi bakın beyazdan sonra hiç temizlemeden bu koyu pembemden alıyorum. Şöyle aralara hafif hafif pembelikler ekliyorum. Burası deniz olduğu için kaynaşma çok önemli değil. Böyle kesik kesik kalsa bile gayet güzel görünüyor. Bakın fırçama hiç su almadım. Çünkü kağıdım ıslak. Hemen şu alta eklediğim kısmın yukarıya doğru şöyle bir pembelik. Pembe giderek şöyle yer yer açılıyor. Şu en ön kısmı da hafif beyazlık gireceğim. Turuncuyla karıştırıp şöyle turuncuyla karıştırdım. Böyle bir açıklık girdim. Yine şöyle yapıyorum. Videoma devam ediyorum şimdi. Şuralara beyazlar ekliyordum biliyorsunuz. Şöyle suyumu batırıp beyazlık birazcık da pembelik alıyorum. Şöyle bunu beyazla karıştırıyorum. Şöyle şuralara hafif hafif beyazlıklarımı ekledim ve bu deniz kısmını bitireceğim. Birazcık da su alıp bu sefer sadece pembemden alıyorum. Yoğun bir şekilde yine tabi beyazla karışmış. Şöyle ortalara getiriyorum şöyle. Ara ara yer yer. Aynen böyle. Şimdi burayı tekrar azıcık şuralardan gölgeler girip diğer aşamama geçeceğim. Şöyle yine birazcık beyazlık alıp hafif şöyle dalga gibi de minik minik gösterebilirim. Şimdi devam ediyorum. Şurayı biraz kaynaştırabilirim. Üst kısmı kalabilir dalganın. Şimdi hemen devam ediyorum. Üst kısım da kurumak üzere. Bu arada şuraya sanırım damla gelmiş. Kağıdın beyazlığı kalmış. Ben burada üst bir kısmı küçük ve gün batımında güneş ekleyecektim beyaz. Oraya eklerim. Hem de bu sorunu çözeriz. Normalde şuraya bir yere ekleyecektim ama önemli değil. Her şeyin telafisi var. Şimdi şu orta boy fırçamı alıyorum. Artık büyük fırçamı bıraktım. Siyahımdan alıyorum. Aldım çok yoğun bir şekilde biliyorsunuz. Suyu azalıyorum siyahı kullanırken. Boyayı çok fazla alıyorum. Şu ayrıldığı yere önce çizdiğim çizgi vardı biliyorsunuz. Sonra aşağıya çizdim. Tam onun ayrıldığı yere bir çizgi çektim. Şimdi fırçamı güzelce suyumu aldım tekrar. Şimdi başlıyorum. Bir şehir manzarası videom vardı biliyorsunuz. Aynı onun gibi. Ama bunda daha böyle minare tarzı yerlerde olacak. Sonra üzerine hatta beyazlık ekleyebiliriz. Biraz hacim vereceğiz. Böyle yaptım. Bir ilerlettim. Şöyle yaptım. Böyle indirdim. Şöyle bir saniye. Şuradan bir tane daha indireceğim. Sonra şöyle yaptım. Buraya dediğim gibi şöyle bir minare tarzı bir şey getireceğim. Şöyle çizime başladım. Bununla burun bura tarafı şöyle eşit. Aynı karşısına yine böyle iniyor. Hatta şuradan şöyle çıkıyor. Bunun için dolduracağım. Sonra şöyle bir yer yaptım. Şöyle biraz boşluk bıraktım. Yine buraya şu boyutlarda bir bina ekliyorum. Şuradan devam eden de yine aynı minare gibi bir ev ekliyorum. Hatta bu minare de olabilir. Şu an siz nasıl istiyorsanız. Şimdi bunların içini ben hızlıca siyaha boyayacağım.
Siyahımı çok yoğun alıyorum her zamanki gibi. Siyahımı çok yoğun alıp içlerini doldurmaya başlıyorum. Kenarları düzgün yapmamız önemli. Şöyle dolduruyorum hızlı hızlı. Dolduruyorum. Kenarları taşırmamaya dikkat ediyorum. Ve dolduruyorum. İncik suyumdan alıyorum ve suyumdan bol bol. Şöyle yaptım. Şöyle devam ediyorum. Yine minicik suyumu batırdım. Boyamdan çok yoğun aldım. Şöyle direkt indirerek boyamama devam ediyorum. Yine yoğun bir şekilde siyahımdan aldım. Böyle bu şekilde yaptım. Şu minaremizin ucuna da incecik bir çizgi. Hemen şu inci fırçamı alıp şöyle göstereyim. Minarenin ucuna ekleyeyim. Şöyle ekleyeyim. Buraya da aynı şekilde ekledim. Şimdi devam ediyorum. Kenarlarını bununla düzeltebilirsiniz bu arada. Daha sivri sivri yapmak için daha düzgün. Siz daha dikkatli yapın. Ben şimdi bu video size örnek olsun diye biliyorsunuz. Aynen böyle yaptım. Tamamdır. Şimdi yukarıda bir yere ne yapacağım biliyor musunuz? Hatta uçağım şuraya gelsin. Yine beyazla eski yerine yapayım. Şöyle uçak çiziyorum. Bununla çizmesem aslında bununla çizsem daha iyi olur. Hemen siyahını çok yoğun bir şekilde aldım. Suyumu az, boyamı çok fazla. Şimdi biraz şöyle alıp çizmeye başlıyorum. Şuradan şöyle önce bir çıkıntımız olsun. Şu kanadının bir tarafı olacak. Arkadaki kanadı. Devam ediyorum. Şu büyük kanadı. Uçağımızın. Buraya şöyle bir uçak görüntüsü yapacağız. Şöyle diğer kanadı. Sonra bunu buradan indirdim. Şuradan küçük bir kuyruk. Bunu böyle biraz eğimli getirdim. Burayı düz getiriyorum. Buradaki kanadı, şöyle fırçamı yoğunca alayım. Buradaki kanadı şöyle görünecek. İnce. Geri planda kaldığı için şöyle gösteriyorum. Şuradan da şöyle. Ve bu devam ediyor. Şöyle şu şekilde. Burası da böyle olacak. Birazcık suyumu alıp süzdürüp fırçamı iyice siyah boyamdan alıyorum. Şöyle. Şöyle aldım. Ve dolduruyorum içerisini. Daha ince bir fırçayla yapsanız belki daha rahat olabilir bu arada. Sanki ince fırçayı kullanmayarak biraz hata ettim gibi. Siz daha ince fırça kullanıp önce şeklini belirleyin, sonra içini doldurun. Yani evet oldu ama biraz zaman aldı. İnce fırçayla olsa daha kolay olacaktı gibi. Evet, şimdi yine birazcık alayım. Şu kanadının şurası daha ince yapacağım. İnce ve uzun. Şöyle gelecek. Aynen böyle. Şurayı da hafif indirelim. Arkasında şöyle bir çıkıntıları var. İki tane. Onu da eklemeyi unutmayalım. Şimdi devam ediyorum. Denizimin üzerinde küçük küçük siyah dalgalar görünecek. Aralıklarda da beyaz olacak. Ama bu deniz olduğu için
Birazcık bakın siyahımdan aldım. Suyumu böyle batırdım. Dibine kadar değil. Şöyle kenarından süzdürüyorum. Böyle ara ara yerlere böyle hafif dalga gibi deniz görüntüsü veriyorum şöyle. Her yere değil. Şöyle ara ara yerlere şöyle görüntü veriyorum. İnce ince. Şöyle şöyle bazı yerlere hafif dalga dalga gibi şu görüntüyü veriyorum. Bazıları daha uzun, bazıları daha kısa. Yine şöyle. Arada daha siyah da olabilir bu arada. Dalga renkleri. Ama ben o şey topa hiç girmeyeceğim şu anda. Şimdi beyazımdan alıyorum. Bu arada beyazım pislenmiş durumda. O yüzden hemen peçetemi alıyorum. Birazcık suyuma batırayım. Suyun pis de olsa hiç önemli yok. Şöyle üzerinden aldım. Sonra da şu arka tarafı kuru yeriyle aldım ve temizledim. Hemen fırçam içinde iyice suya batırıyorum. Şöyle bir peçetemle alıp hafif suya batırıp beyaz boyamdan alıyorum yoğun bir şekilde. Şu an beyazım gayet iyi olduğu için şuradaki küçük ay görüntüsünü yapacağım. Ama oradaki ayım benim birazcık dışarıda kalsın istiyorum. Şöyle yani dışarıya taşmış gibi doğal bir görüntü olsun. Aynen böyle. Şöyle yaptım. Bu şekilde. Daha sonra hazır elimde varken denizin koyu yerlerine girdim. Birazcık da açık yerlerine girelim. Bunu gayet fırçamın ucunu kullanarak yapıyorum. Çok ince ince küçük küçük yapıyorum. Çok küçük küçük her yerine değil. Çok aralıklı yerlere yaptım. Bir de son olarak fırçamı aldım. Buranın kuruduğundan emin olacağım. En ince fırçamı alıyorum. Çok beyaz olmasına gerek yok. Şu an mesela beyazım temiz. Şöyle gri bir ton da olabilir. Siyahla karıştı gördünüz. Şimdi bunlara böyle camlar yapıyorum. Bunun nasıl yaptığımız çok önemli değil. Hani böyle kare olmasına dikkat edebilirsiniz baş yerlerinin. Ama çok uzak olduğu için çok net görünmüyor. Şimdi şuraya da şöyle tek tek sıraladım. Şu alt kısmına da sıralayabilirim. Şu üstlerini birazcık daha kare yaparsanız daha gerçekçi olabilir. Yine şuraya birazcık daha şöyle kalın bir cam görüntüsü yapalım. Aynı şekilde altına da hep aynı cam modeli olmasın. Bakın boyamdan almıyorum. Giderek renk açılabilir. Biraz perspektifte olmuş oluyor böylece. Sonra şuranın bir tarafına şöyle bir gölge verebilirim. Aynı şekilde bu tarafında. Şimdi buna biraz uzun uzun şöyle dikdörtgen gelen camlar gibi gösterelim burayı. Şu aşağıya kadar giderek görünmez hale gelsin. Hatta elimle şöyle yayayım. Yine şöyle şöyle bu sefer 3 tane fırçamı batırıp çekiyorum. Sanki cam görüntüsü varmış gibi gösteriyorum. Burada aynı şekilde bakın fırçamı yine beyaza batırmadım. Olan griliğini kullandım. Yine gayet iyi görünüyor. Şuraya şöyle bir kapı varmış gibi yapıp şöyle dağıtacağım. Burada da aynı şekilde şöyle dağıtacağım. Şu yanları ekleyelim. Şu ortadaki yerleri küçük küçük ekleyelim. Ve şunun üzerine de bir şöyle gölge yapabiliriz. Bu çok mu gerekli? Tabii ki hayır. Şu anda ben tamamen spontane bir şekilde oraya ekledim. Videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir resmi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoların devamı gelecek. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşça kalın.